NASA dünyaya çarpabilecek göktaşlarına karşı gezegen savunma görevleri tasarlıyor. 2007'de ilk kez tespit edildikten sonra teleskopların görüş açısından çıkan kayıp asteroit gelecek yıl dünyaya çarpma ihtimali taşıyor. 2007 FT3 diye adlandırılan göktaşı keşfedildikten bir gün sonra ortadan kaybolmuştu. Ancak bilim insanları göktaşının dünyaya dönüş yolunu bulduğunu tahmin ediyor. NASA'nın dünyaya yakın nesne araştırmaları merkezi bu göktaşının yörüngesini belirlemek için çalışıyordu. Son bulgular bu asteroidin seneye gezegene çarpabileceğini ortaya çıkardı. Buna göre kayıp göktaşının Ekim 2024'te dünyaya çarpma ihtimali kabaca 11.5 milyonda bir. Mart 2024'te dünyaya çarpma olasılığı da 10 milyonda bir diye belirlendi. Bu son derece küçük bir ihtimal olsa da göktaşının gezegene çarpması halinde 2.6 milyar ton TNT gücünde patlama yaratması öngörülüyor. Böyle bir enerji gezegeni yok etmeye yetecek kadar büyük değil. Öte yandan çarptığı bölgede büyük hasara yol açması ve dünyanın her tarafına şok dalgaları göndermesi mümkün. Uzay ajansları bugüne dek dünyaya yakın 30 binden fazla göktaşını belgeledi. Bu nesneler hali hazırda gözlemlenmeye devam ediyor. Ancak NASA ve diğer kurumlar güneşin parıltısı içinde saklanan ve henüz keşfedilememiş büyük asteroit ve kuyruklu yıldızların varlığından emin. NASA araştırmacıları bahsi geçen kayıp asteroide ne olduğundan henüz emin değil. Dünyamıza çarpma ihtimaline karşı tetikte kalacaklarını ve işaretleri aramaya devam edeceklerini söylüyorlar. Nitekim, dünyaya yaklaşan ve benzer seviyede bir yıkıma neden olabilecek başka asteroitler de var. Örneğin 29075 diye bilinen bir nesne NASA'nın listesindeki en riskli ikinci uzay kayası. 1950'de keşfedilen bu göktaşının izi de kaybedilmiş gökbilimciler 50 yıl boyunca söz konusu nesneyi aramıştı. Daha sonra göktaşının epey uzak bir gelecekte 16 Mart 2880'de dünyaya çarpma ihtimali hesaplanmıştı. Veriler söz konusu ihtimalin %0.0029 olduğunu ortaya koymuştu.